Teoman bir bilgisayar oyunu almış ve oynamaya başlamıştır. Oyundaki karakteri ise toprağın altına girerken çeşitli malzemeler toplamaya başlamıştır. İlk topladığı madde bir fenerdir. Bir kat aşağıya indiğinde ise karakter bu kesici ahşap malzemeyi bulmuştur. Karakter sırasıyla aşağıya doğru indiğinde ise ses yayılmasını engelleyici bir cihaz, koku salgılamayı engelleyen bir cihaz, hızlı uçuş ve ateş gücü toplamıştır. Teoman'ın oyun karakteri bu güçleri topladıktan sonra toprak altındaki bu alana inmiştir. Ve bu alandaysa karşısına bu iki tane mağara çıkar. Bu mağaralardan birincisinde kurt adamlar bulunmakta. Diğer mağarada da vampirler yer almakta. Teoman'ın karakteri bu mağaralardan hangisini seçerek dışarıya çıkacaktır? Size verdiğimiz süre başladı. Bu karakter vampirlerin bulunduğu bu mağarayı seçecektir. Çünkü topladığı bu güçlerle vampirleri kendisinden uzak tutar ve vampirleri püskürtür. Aynı güçlerin karakterden kurt adamları uzak tutacağını düşünüyorsanız yanılırsınız. Çünkü kurt adamlar oldukça güçlüdür. Bu güçler olsa da kurt adam kolaylıkla karakteri yenecektir. Selin çok gürültülü yağmurun yağdığı bir gün evde tek başına kitap okurken dışarıdan korkunç sesler duymuş ve hemen polisleri çağırmıştır. Polislerse kısa sürede geleceklerini, kendileri gelene kadar kapıyı kimseye açmaması gerektiğini söylemiştir. Selin korkulu bir şekilde polisleri beklemeye başlar. Yaklaşık 15 dakika sonraysa evin iki kapısı aynı anda çalınır ve kapılardaki kişiler kendilerinin polis memuru olduğunu ve kapıyı açması gerektiğini ona söylemiştir. Elektrikler kesik olduğu için dışarıyı göremeyen Selin, evin ön kapısında bulunan "ben polisim" diyen kişiye mi inanıp kapıyı açmalı, yoksa arka kapıda bulunan bu kişiye kapıyı mı açmalı? İkisi de polis olduğunu iddia etmekte. Size verdiğimiz süre başladı. Ön kapıdaki kişi gerçek polis. Çünkü hiçbir polis tehlikeli bir durum yokken arka kapıdan girmeye çalışmaz. Teyzesi doğum günü için bir ay öncesinden Utku'ya bir hediye almıştır ve doğum günü gelince bu hediyeyi verecektir. Ama Utku teyzesinin kendisine bir hediye aldığını duyunca hediyesini merak eder ve teyzesine hediyesini vermesi için ısrar eder. Bunun üzerine teyzesi Utku'ya "sana küçük bir test yapacağım. Eğer ki bu testi başarılı bir şekilde geçersen sana bu hediyeyi vereceğim. Ama geçemezsen bu hediyeyi doğum gününde alacaksın" demiştir. Ve üzerinde "hediye burada değil, hediye burada ve hediye ikinci kutuda değil" yazıları yazan bu 3 kutuyu Utku'ya sunmuştur. Bu yazılardan sadece bir tanesi doğruyu söylemekte. Peki Utku dokunamadığı, uzaktan baktığı bu kutulardan hangisini seçerek hediyenin olduğu bu kutuyu seçer ve hediyesini şimdiden alır. Utku birinci kutuyu seçmeli. Yazılardan sadece birisinin doğru olduğunu bildiğimiz için sadece birinci kutuda hediye olduğu durumda diğer iki kutunun üzerinde yazan yazı yanlıştır. Çünkü diğer durumları düşünürsek olasılıklar ve yazı yanlış olacaktır. Kurabiyelerin bulunduğu bu görselde de sizlerden diğerlerinden farklı olan kurabiyeyi bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan kurabiye işte burada. Kivilerin yer aldığı bu görselde diğerlerinden farklı olan kiviyi bulabilir misin? Süreniz başladı. Farklı olan kivi işte burada. Birden fazla filin bulunduğu bu görselde diğerlerinden farklı olan fili bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan fili sizler için gösterdik. Kaplumbağaların yer aldığı bu görselde sizlerden diğerlerinden farklı olan kaplumbağayı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı.
kafasını içeriye gömmüş farklı olan kaplumbağa burada bulunmakta. Yıldız, daire, üçgen ve karelerle oluşturulmuş denklemlerin yer aldığı bu görselde diğerlerinden farklı olan denklemi bulabilir misiniz? Gerekli işlemler yapıldığında sonuç -4. Peki siz bu sonuca ulaşabilmiş miydiniz? Elma, üzüm ve portakalın verildiği bu görselde son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Gerekli işlemleri yaptığımızda sonuç 9 çıkar. Kovboyların yer aldığı bu iki görsel arasında 5 tane fark bulunmakta. Peki kimler bu iki görsel arasındaki 5 farkı bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz farkları yine sizin için gösterdik. Keman çalan atın bulunduğu bu görselde iki at arasındaki 5 farkı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. İki görsel arasındaki 5 farkı sizin için gösterdik. Ağaç taşıyan koyunun bulunduğu bu görselde yine iki görsel arasında 3 tane fark bulunmakta. Peki bunu kimler bulabilir? İki görsel arasındaki farklar karşınızda. Geldik son fark sorumuza. Peki bu iki görsel arasındaki 3 farkı bulabilir misiniz? 10 saniyeniz başladı. İki görsel arasındaki 3 fark işte burada. Şimdi ise sizlere bu çocuğu vereceğiz ve sizlerden bu çocuğun gölgesini bulmanızı istiyoruz. 10 saniyeniz başladı. Çocuğun gölgesi 4 numaralı gölgedir. Peki kitap okuyan bu çocuğun doğru olan gölgesini bulmaya ne dersiniz? Süreniz başladı. Kitap okuyan çocuğun doğru gölgesi 2 numaralı gölgedir. Şimdi ise sizlere bu daireleri veriyoruz ve sizlerden bu boş daireye yazılması gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Satırdaki ortadaki sayı sağ ve soldaki sayıların toplamı. Bu yüzden de bu alana 3 sayısı yazılacaktır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde ise tren önünde bulunan bu insanlar yer almakta. Peki bu insanlara bakarak kimin öleceğini bulabilir misiniz? Süre başladı. Sağdaki bu çocuk ölecektir. Çünkü diğer kadın ve çocuğun yürümesi için trene kırmızı ışık yanarken, diğer çocuğun bulunduğu bu yoldaysa yeşil ışık yanmakta. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.
sıradaki videoda görüşmek üzere.